Manisa Büyükşehir Belediye'miz, MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile iştirakimiz olan şirketlerimizde çalışan arkadaşlarımızın yüzünü güldürecek hayırlı ve güzel haberleri vermek için bu çalışmalarımızı tamamladık. Covid-19 salgını, ardından patlak veren savaşlar ve küresel ısınma gibi birçok olumsuz gelişme yalnızca ülkemizi değil, tüm dünyayı ekonomik ve sosyal anlamda da darboğaza sürükledi. Yaşanan bu olumsuzluklara karşı her ülke kendi iç dinamikleri doğrultusunda önlemlerini aldı ve almaya da devam ediyor. Ülkemizde de hem hükümetimiz hem de belediyeler olarak bizler vatandaşlarımızın ve personelimizin mutluluğu, huzuru ve refahı noktasında önemli adımlar atıyoruz ve kararlar almaktayız. Sizlerin de bildiği gibi Büyükşehir Belediye'miz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz bütçesinden yatırımlara en çok kaynak ayıran belediyeler arasında her zaman, her sene hep zirvede yer almakta ve bu devam etmekte. Geçtiğimiz yıl 30 büyük şehir arasında Büyükşehir Belediye'miz bütçesini en iyi yöneten bir belediye oldu. Öncelikle bu başarımızdaki değerli katkıları için tüm çalışanlarıma buradan bir kere daha ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hep birlikte Manisa'mız için gönül bağıyla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Sayısı 4342'yi bulan şirket çalışanı arkadaşımızı enflasyona ezdirmemek amacıyla son 6 aylık süreci baz aldığımızda bugün itibariyle %117'yi bulan bir iyileştirme yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum. Yaptığımız zam ile en düşük asgari ücret konumunda çalışan personelimiz en düşük rakam alacağı bir bedel 7.447 lira 55 kuruş maaş alacaktır. En düşük alacak olan bir asgari ücretimiz. Diğer çalışanlarımız kategorileri itibariyle kadrolarına göre daha farklı ücretler alacaklardır. Bunları da şöyle 3-4 tane örnekleme yaparsak, örneğin 2021 yılının Aralık ayında itfaiye, zabıta, güvenlik ve şoför konumunda çalışan personellerimiz 3663 lira alırken Aralık 6 ay öncesi 2021 yılının Aralık ayında 3663 lira alırken bugün Temmuz ayı itibariyle alacağı ücret 7886 liraya çıkıyor. Yine teknisyen personelimiz 3787 liradan bugün itibariyle 8168 liraya yükseliyor. Operatör konumunda çalışan personelimiz 3911 lira alırken 8451 liraya yeni ücreti yükseliyor. Tekniker noktasında çalışan personelimiz 4035 lira alırken Aralık ayının 2021'inde bugün 8734 liraya yeni maaşı ulaşıyor. Mühendis konumunda çalışan personelimiz 5027 lira alırken 10862 lira yeni ücret olarak hayırlısıyla alacaklar. Tabii burada sadece bitirmiyoruz. Daha devamı var. Bünyemizde kadrolu işçi olarak çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde de yine son 6 ay dikkate alındığında toplamda %96 oranında iyileştirme yaptığımızı
Buradan da onlara müjdesini vermek istiyorum. Örnek verecek olursak, en düşük ücret alan çalışanımız 2021 yılı Aralık ayı maaşı 4.919 lirayken şimdi 9.680 liraya yükseltilmiştir. Burada yine dilimlere ve baremlere göre bu rakam en düşüğüdür. Bunun üstü 13-14 bin liraya kadar yükselmektedir. Memur ve sözleşmeli olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşlarımızın da sosyal denge tazminatlarında önemli güncellemelerde bulunduk ve yaptık. Devletimizin vermiş olduğu son 6 aylık bazda, yani 30 küsür Ocak ayında, 41 küsurda, 42 civarında da toplamda %73'lük devletin vermiş olduğu zammın üzerine bizler de sosyal denge ile bu artışı daha da yukarılara çekmenin gayreti içerisinde olduk. Sosyal denge ile yaptığımız iyileştirmeyle bugün memurumuza ve sözleşmeli personele artış oranı %124'e kadar sağlanmış oluyor. Örneğin memur personellerimizde Aralık 2021 yılında müdür olarak görev yapan 7.673 lira ücret alan müdürümüz bugün alacağı yeni ücret 16.444 liraya ulaşıyor. Şef olarak çalışan memur personelimiz 5.094 lira Aralık ayında alırken bugün 11.510 liraya yükseliyor. Düz memur olarak 4.393 lira alan memurumuz bugün 10.082 lira ücret alacaktır. Mühendis kadrosunda çalışan memur personelimiz 7.377 lira Aralık ayında alırken bugün Temmuz ayı maaşı 17.097 liraya yükselmektedir. Yine tekniker kadrosunda çalışan memur personelimiz 5.777 lira Aralık ayında alırken 12.412 lira Temmuz ayı maaşı olarak alacaktır. Teknisyen kadrosunda 5.359 lira ücret alan memurumuz 12.033 lira yeni ücreti olacaktır. Bunlar memur personellerimizin örnek verdiğimiz rakamları. Bir de sözleşmeli personellerimiz var. Bunlarla ilgili de yeni belirlenen ücretleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. 2021 Aralık ayında sözleşmeli olarak çalışıp mühendis kadrosunda bulunan 5.274 lira maaş alan çalışanımız bugün 11.837 liraya. Tekniker kadrosunda çalışan sözleşmeli personelimiz 4.472 lira alırken bugün 10.192 liraya. Ekonomist kadrosunda çalışan sözleşmeli personelimiz 4.518 lira Aralık ayında alırken bugün 10.247 liraya. Eğitmen kadrosunda çalışan sözleşmelimiz 4.515 lira alırken 10.191 liraya. Avukat olarak bünyemizde çalışan sözleşmeli personelimiz 6.907 lira alırken bugün 14.319 lira ücrete almış olacaklardır. Tabii ki burada sadece bununla da kalmadık. Yılbaşında Büyükşehir Meclisimizin kararıyla ilk defa sözleşmeli personel olan 61 tane de sözleşmeli personelimiz vardı. Bunlar sosyal dengeleri yeni sözleşmeli oldukları için almıyorlardı. Bunlara da ilk defa bu aydan itibaren bundan sonra sosyal denge ücretlerini almaya başlayacaklarının da müjdesini buradan vermiş olalım. Evet, bu rakamlar, açıkladığım rakamlar tabii ki bekar çalışan kişiler için geçerli. Bu ücretlerin üstüne çocuk sayısına göre bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk, evli olanlara bu bedeller eklenecektir.
Çalışanlarımızın hakları konusunda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman hakkaniyetli olduk. Çalışanımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik. Maaş ödemelerinde bugüne kadar 13 seneyi geride bıraktık. Hiçbir ay herhangi bir gecikme yaşanmasına müsaade etmedik. Aynı anlayış ve özveriyle her zaman çalışanlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu duygularla yeni ücretlerin değerli çalışanlarımıza ve onların kıymetli ailelerine hayırlı uğurlu olmasını yürekten diliyorum. Manisa'mıza hizmet noktasında özveriyle çalışmaya devam edeceklerinden hiç şüphe duymuyorum. Tüm çalışanlarımıza bir kez daha Manisalılar adına teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.